Ben de mi? Öncelikle bu yeni alınan kararlardan dolayı koronavirüs kapsamında bütün esnaf kardeşlerimiz hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte her şey daha iyi olacağını inanıyorum inşallah. Bu da bizim elimizde olan bir şey. Sadece dikkat etmemiz lazım. Her şeyi bu saatten sonra önemsememiz lazım. Çünkü bu bize her şeyi öğretti. Kendi işimize gelince bu pandemi gerçekliğimize çok şey öğretti. Çoğu müşterimiz hafta sonları kısıtlamalardan dolayı evlerinde durunca gıda ürünlerinin çok önem verilmeye başladı. Bu da özellikle ilk önde gelen peynir sektörü, peynir oranı bayağı bir yüksek oldu. Bu da nedir diye sorarsanız, şimdi ister istemez iki gün kısıtlamadan dolayı önceden hani insanlarımız bayağı bir kahvaltı düzenimiz pek olmayınca bu ara bayağı bir pandemi bize gerçekten çok şey öğretti. Bunların önü sıra bizden genellikle çok talep edilen, bilirkişi insanlarımız bize gelip manda kaymağını çok övdüler ve yani biz de gerçekten çok övüyerek satıyorduk ama şu ara manda kaymağımıza çok talep var. Manda yoğurdumuza çok talep var. Manda kaymağının proteini farklı olduğu için diğer kaymaklara göre kıyaslanamaz. Çünkü bu kaymağın yağ oranı gerçekten çok yüksek ve çok az bulunan bir süt. Ondan dolayı biz elimizden geldiği kadarıyla iyisini, en iyisini getirmeye çalışıyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Bunun yanı sıra pandemiden dolayı gerçekten çok satılan ürünlerimiz, keçi peyniri, bizim karamanımızda az geçirmez opruf peyniri, küfrü peynirimiz, buna yanı sıra yani çeşidimiz çok ama 64-65 çeşit peynirimiz var. İsterseniz sayabiliriz. Buna göre satılan ürünlerimiz belli. Yalnız bizden çok talep edilen Afyon manda kaymağımız, Afyon manda lokumumuz, Afyon manda yoğurdumuz. Nasip olursa standımızı en kısa zamanda kurmaya çalışacağız. Bu Afyonlu manda kaymağı olsun, yoğurdu olsun, taze yoğurdu olsun, peynir olsun, ondan sonra lokum olsun. Yani bunun her şekilde elimize geldiğince daha çok çeşitli, daha çok zengin çeşidimizle bunların her şeyini yapmaya çalışacağız. Bütün esnaf kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Rabbim bundan sonra inşallah açılmayan yerlerimiz en kısa zamanda dikkat edelim ki bir an önce açılsın. Herkes evine bir rızık peşinde götürüyor. Çünkü çalışan olsun, işveren olsun gerçekten çok zor durumdayız. Allah herkesin yardımcısı olsun. Rabbim bu günlerimizi bir daha göstermesin. Allah özellikle devlet büyüklerimize başımızdan eksik etmesin. Gerçekten bizim Karaman'ımızın valisi çok güzel çalışıyor. Yani Allah bilinir razı olsun. Pazarda olduğumuz sürece yani Konya'ya gittim ben. Konya'da gerçekten böyle bir durum. Hani pazarda maskesiz işte polis veya ne bileyim sağlık çalışanların hiçbirini görmediğimiz sürece bizim Karaman valimizden Allah razı olsun gerçekten çok güzel çalışıyor. Biz de bunu görüyoruz ve Karaman halkı da görüyor. Bunun da ona selamımız olsun.